Selam sayın izleyenler televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Ülkemizden gelen haberlerine bir özet yapalım. Vaka artışı önlemleri yeniden uygulamaya konuldu. Son günlerde koronavirüs vakalarında yaşanan büyük artış nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu teklifiyle sokağa çıkma yasağı getirmiş oldu. Vaka artışının özellikle yaşandığı Üsküp, Kumanova, İçtip, Lipkovo, Karbinci, Kalkandelen, Bogovini, Brvenica, Teerçe, Zelino ve Yegunovce'de sokağa çıkma yasağı bu akşam 21 itibarıyla başlayıp tamamen pazartesi günü saat 5'e kadar sürmüş olacaktır. Geriye kalan diğer belediyelerde sokağa çıkma yasağı bugün saat 21'den başlayıp yarın saat 5'e kadar sürmüş olacaktır. Hafta konu bu söz konusu olan yasaklama saat 16'dan başlayıp ertesi günü saat 5'e kadar uygulanmaya konulacaktır. Hükümet kararıyla Cuma günü ülke genelinde tüm vatandaşları için resmi tatil ilan edilmiştir. Özellikle diğer şehirlerde de aynı bu vakaların önleme mekanizmaları konulmasıyla birlikte diğer şehirlerdeki vatandaşları için sokağa çıkma yası her gün 16'dan sabah 5'e kadar ertesi günü tamamen geçerli olacaktır. Cuma günü ise tüm vatandaşları için tatil günü olacaktır. Sağlık Bakanı tüm vatandaşların önlemlere uyması halinde vaka sayısının düşeceğine dair inanıncını bir kez daha yinelemiş oldu. Avrupa Birliği, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un müzakere çerçeve belgesinin gelecek hafta yayınlamasını beklemektedir. Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhey daha önce yapmış olduğu açıklamada çerçeve belgesinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını duyurmuştu. Avrupa işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani açıklamasında çerçeve belgesinin 9 veya 10 Haziran tarihinde yayınlanmasını beklediklerini tekrar ifade etmiş olduğu Almanya Avrupa Birliği Bakanı Michael Roth katılmış olduğu bu konferansta Kuzey Makedonya ve Arnavutlu'nun müzakere sonbaharda başlayabileceğini de kaydetmiş oldu. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Onları da sizinle paylaşalım. Debre Belediye Başkanı Dr. Ekuran Duka özellikle son zamanlarda hükümetten gelmiş olan yeni önerilere saygı gösterilmesi için sosyal ağ üzerine çağrı yapmış oldu. Şu an bölgemiz bir yeşil bölge olsa da bunu ayakta tutabilmemiz için büyük bir disipline gerektirecektir. Ondan dolayı Debre Belediye Başkanı Dr. Ekuran Duka mevcut olan durumu iyi bir şekilde tam kontrol altına tutabilmesi için sadece vatandaşların sorumlu söz konusu. Değil bu sefer de kontrol eden fazlasıyla yapılacağına dair haberini paylaşmış oldu. Bilindiği gibi ilk vakaların çıkmış olduğu yerler Merkez, Jupa ve Debre belediyelerinde tamamen haftalardır veya aylardır yeni bir vaka söz konusu olmamıştır. Mavrova-Rostuşe Belediyesi'ndeki özellikle koronavirüsle ilgili olarak hastaların sayısı artık sıfıra inmiş oldu. Bu belediyede son olarak iki vaka tespit edilmiştir. Fakat bunlarda ikisi de şu an iyi bir durumda. Bulunduklarını belediye başkanı Medat Kurtovski tarafından bilgilendirilmiştir. O şekilde demek Mavrova-Rostuşe Belediyesi'nde koronavirüs pozitif olan herhangi bir hasta söz konusu değildir. Merkez Jupa Belediyesi'ndeki proje fırtınası devam etmesiyle birlikte bu sefer ise Breştanik Kocacık Yoğun onarım çalışmaları ve asfalt çalışmalarına başlanmıştır. Breştan ile Kocacık köyleri arasında asfalt çalışmaları başladı. Merkez Jupa Belediyesi'nin Devlet Yolları Müdürlüğü ile Makedonya Patkamu Şirketi ile birlikte yürütmüş olduğu bu projenin birkaç hafta içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Yapılan yol onarım ve asfalt çalışmalarıyla birlikte bu yolun 1 metreden fazla genişlemesi öngörülmektedir. Ayrıca bu karayolu Mustafa Kemal Atatürk'ün Baba Evi Müzesi'ne ulaşımda kolaylaştırılacaktır. Bu projenin tamamlanmasının ardından Kocacık Novak yolunda da çalışmaların başlatılması beklenmektedir. Bu belediye özellikle tam bu mevcut olan vakaların sayısından sonra sıfır indilmesiyle birlikte yerel ve altyapı projelerine ayrıyetten büyük bir özen gösterilmektedir. Enerji Denetim Komisyonu'ndan akaryakıt perakende satış fiyatlarında yeni düzenlemeler gündeme gelmektedir. O şekilde yarım denarlık bu sefer bir indirim olmasıyla birlikte yeni akaryakıt fiyatlarının şu şekilde dağılımı tamamen söz konusu olmaktadır. Euro Super BS95 57 denar/litre için satılırken Euro Super BS97 59 denardan satılacaktır. Dizel 49 denar/litre için satılırken evlerde kullanılmış olan ekstra hafif yağ, 37,5 denar bir litre için satılacağına dair haberimiz vardır. Mazutun ise bu sefer 1 kilogram olarak 23 denar tamamen bir fiyatıyla satılacaktır. Bu düzenlemeler bu hafta için geçerli olacaktır. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.